Ya işte küçük çocuğa hükmü geçiyor, sonra böyle süt dökmüş kedi gibi. Evet. Ya çok sinirleniyorum gerçekten. Bu çocuklara uzanan eller kırılsın yani. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Sağ ol, Allah Çocuklara, razı olsun. Yetkililerimize, hayvanlara. devletimize Allah razı olsun. Buraya getirdin ya. Ama konuşturdun. Konuşturulsun. Ne olur. Konuşmasa hiçbir şey bilmiyoruz ki. Vallahi dayanacak gücümüz kalmadı. Kalmadı. Sabaha kadar uyumuyoruz, içmiyoruz, yemiyoruz. Bittik, tükendik. Sesleniyorum. Ne olun onu konuşturun. Bir an evvel konuşsun, çözülsün, hayırlı bir haber. Bu kapıda hayırlı bir haber bekliyorum. Müge abla, ben gece size yemin ederim ki ben gece gözümü kırpmamışım. Şu anda bir yanım bir heyecan bir de korkuyla kalbim o kadar atıyor ki her saniye. Yani gerçekten şu anda yani konuşamıyorum. O kadar korku var ki içimde. O kadar şey var ki gece uyuyamıyordum. Yani söyleyecekleri mi seni korkutuyor? Ya söyleyecekleri o kadar korkutuyor ki abla gerçekten. Ya kalbim o kadar bilmiyorum ama bir şey diyemiyorum. Korkuyoruz. Ama devletime yalvarıyorum. Konuşsun. Ama devrim Güney, her habere de hazırlıklı olmalısınız. Yani 7 aydır biliyorum yani çok zor abla, ama... bir şey söyleyeyim mi abla, özür ama dilerim. Her şeye... Bir günde olsaydı tamam, biz 7 aydır bizi umutlandırırlar. Memlekete bizi bir gün diyordu, yarın çıkacak. Berzan çarşıya gelmiş, kuaföre gitmiş. O kadar şeyler geldi ki, telefonlar geldi ki abla. Diyor, o kadar diyor. Umutlandık ki, o kadar heveslendik ki. Hep hevesimizi kırıp kursağımızda bıraktılar, elimize bıraktılar. Ya şu anda onun hem bir gün umutlanıp sonra tekrar şey yapıyoruz abla. Şu anda o kadar bir karma karışık bir şey var ki abla. Yani bilmiyorum abla, 7 aydır bize hep böyle şey yapıyorlar. Bir diyor yaşıyor, bir diyor ölüyor, bir diyor şey. Bilmiyorum abla. Diyordu ben onu... şahidimdir. Hadi gelmiş Türkiye şahidini getirsin. Sağ olsun da ona şahitlik yapsın, razıyım. Diyordu Berzan'ı öldürmemişim, o benim şahidimdir. Tamam, Türkiye'ye geldim, bunu getireceğim. Getirsin, özür dileyelim kendisinden. Diyelim evet. Ki seni yanlış tanımışız, yanlış tanıtmışız. Hani yani Berzan'da problem varmış, seninle kaçmış gitmiş. Diyordu ya benim şahidimdir, öldürmemişim derim. Ben Türkiye'ye gelince Berzan'ı sağ salim getiririm. Sen de iki çocuğumu öldür. Dedim niye sen çocuğunu öldürün? Bir sen de sana öyle çocuğum... mi söylüyor? Evet. Sen benim çocuğumu sağ verdikten sonra ben niye sen çocuğum? O da benim çocuğum. Onlar da benim canım ya. Bu nasıl niye öldürürüm ya? Ki? Yani. Ha, niye öldürürüm? Çocuğum... Niye sen onların çocuğunu öldürüyormuşsun? Getirmezse mi öldürüyorsun? Ben ya? Diyordum hayırsa hani oğlum? Sen öldürmüşsün. Hayır öldürmemişim. O benim şahidimdir. Türkiye'ye geldiğim an sağ salim senin önüne getireceğim. Ben Berzan'ı sağ salim getireceğim. Sen de benim çocuklarımı öldür. Yo dedim niye öldüreyim ki? Ben oğlumu istiyorum. Getir. Bittim. Abla çok özledim ya. Gerçekten çok özledim. Yemin ederim var ya çok özledim. Yani hayal edemiyorum. Burada gelse onu nasıl sarılacağımı, nasıl öpeceğimi hayal edemiyorum. Gerçekten hayal edemiyorum abla. O kadar özledim ki onu. Ya bir gelse. Ya biz hak etmedik ya. Şu kardeşim 14 yaşında bir bebek ya. Daha bir şeyden yani hangi aklı gerekçeyle sen bir çocuğu ya? Küçük bir çocukları cezalandırma bir şeyi varsa büyüklerle çözersin, şey yaparsın, devlete sığınırsın. Ama suçsuz günahsız benim kardeşim top oynarken arkadaşlarıyla sen gelip bizi böyle perişan edip 8 aydır peşinde koşturduk. O kadar yalvardık, yakardık, ailelerine sığındık, aileleriyle sessiz kaldılar, kayıtsız kaldılar. Hiçbir şey demediler. Birçoğu da biliyordur, konuşmuyorlar. Korkularında konuşmuyorlar. Ama şunu unutmayın. Ya gerçekten ne yaptıysanız başınıza gelir. Etme bulma dünyası. Doğru söylüyorsun. Ne yapmışsa Fesli Eras'tan biliyor. Sıdık Eras'tan biliyor. Kız kardeşi 4 tane biliyor, 5 tane biliyor. Halime Eras'tan eşi, kayını, Asuman, Karakaş, Yerdiz, ailece beraber bu planı yaptık. La yapmışlar. Çocuğumu eğer sağsa öyleyse hepsi biliyorlar. Vallahi devrim ben hep beraber plan yaptıklarını sanmıyorum. Kız kardeşi ama, yapmışlar. Ama şu yani... var. Eğer hani bilgi sahibi olup ya da şimdi tahminlerde yok mu? Yani bu tahminlerin üzerine de sizi yalnız bırakmamalıydılar. Bak insanın kardeşten kıymetli daha başka nesi vardır bilemem ama kardeş kıymetli bir şey. Tamam onlar da kendi kardeşlerini
korumak istiyor olabilirler. Fakat kardeşin bir buza suç demek bile suçun tanımını aşıyor. Evet. Bunlar yani böyle bir pisliğe bulaştıysa yüreğin keşke bulaşmasaydı diye üzülür ama bulaştığı pisliğin de gidersin o zaman aileye kol kanat gerersin. Özür dilersin kardeşin adına. Sizi üzdü, biz yanınızdayız dersin. Sizde öyle olmuyor. Enteresan yani. Ama bu da yani bir insanın sınanması için değil mi? Arada böyle bazı nüanslar vardır hayat içinde. Bence bu da bir sınav işte. Tamam evet. Kardeş çok kıymetli ama kardeşin şimdi gidip de bir aileyi perişan ettiyse mecburen o ailenin yanında durmalısın yani. Üstelik bu kardeş öyle bir canavarca laflar ediyor ki yani sen de gel benim çocuğumu öldür diyebilecek kadar hani canavar hislerle davranıyor. Bu nasıl aklına geliyor yani? Aynı kişi kendi öz kardeşinin çocuğuna da benzer bir şey yapabilir. Hani onu koruyan kendi kardeşinin çocuğuna da acımayacaktır ki bu. Sonuçta bu da eşinin kardeşinin çocuğuydu. Hiç fark etmez ki. Yani niye böyle siz şeylerle kendi, problem yaşadınız diğer akrabalarla mı? Aslında hepiniz akrabasınız birbirinizle bir şekilde yani. Baba taraf aynı aşiret. Evet. Ama yaptı. Ya aşiret dediğin ne işte sülale. Evet. Biz sülale diyoruz siz aşiret diyorsunuz işte. Akrabasınız birbirinizle yani. Ya akraba zaten böyle yapıyor. He. Ben ona ne yaptım ki? Ben ne yaptım? Ona ne zararım dokundu? Ben ne yaptım? Benim tek suçum Ayşe kız kardeşim. Benim tek suçum o. Evime aldım. Kardeşine sahip çıkmak. Evet. Benim tek suçum bu. Babamız yoktu. Diyordum onun yuvası yıkılmasın. Bir el atıyordum. Ama onun kız kardeşin de biraz el atsaydı bu yuva bu raddeye gelmezdi. Zaten adam içiyordu. Hep dolduruşa getirdiler. Tedavi edilmesi lazım. O çocukları dolduruşa getirdiler. 80 milyon karşısında annelere neler söylediler. Onlar çocuk. Ne oluyor çocuklar şimdi? Çağında. Ne oluyor çocuklar? Anneyle. Çocuklara baktılar. Annesi nasıl yolladılar ya. Çocuklara da bakıyorlar. Peki anne nerede? Kız kardeşin şimdi kimde? Babanın evinde. O döndü. Yok gitmedik bir yere ki. Yani babanın evinde duruyor. Evet. Çocuklar? Çocuklar karalar bakıyorlar ya. Halalar İçleri bakıyorlar. Rahattır ya. Anneleri yolladılar, postadılar ya. Onları işleri hiç demiyor. Bunlara amcası var. Siz niye bakıyorsun? Demek ki siz yolladın ya. Hep senin işin böyledir, böyledir, böyledir demiyordun küçük yaşta. Zorla kaçırdın. Dövdün, şiddet ettin. 17 sene şiddet ettin. Karakola bak kaç şikayet var, kaç dert raporu var. Bu aile bu çocuğu Ali Rıza ile beraber yaptılar. Yaptılar çünkü biz biliyoruz. Ben de bir el atıyordum diyordum kız kardeşim yuvası yıkmasın, iki çocuğu var. Ortada kalmasın. Babamız yok, annemiz yarın gün ölse... En azından onun yuvası var. O çocukları da perişan etti. O çocuklar yarın büyüse size hesap sorulacak. Derler hani teyze, dayı, anne. O zaman ne yapacaksın? Ki sen onları da çok seviyorsun. Seviyorum çünkü o benim canım. Onlar da benim canım. Onları emdirdim, büyüttüm. Bu çocuklar büyüyecek. Bu hesabı soracak mı? İkisi de gelmiyorlar mı annelerine? Efendim? İkisi de ziyarete gelmiyor mu? Yok annem bırakıyorlar. Bırakmazlar. Diyor çocuklar biz doğmuşuz, biz büyütmüşüz. Allah Allah herkesin sonuçta anası yani. Evet anneden öte bir eğer şey yok. Eğer iyi bir aile olsaydı derdi abi yapma etme. Sen çocukların annesidir. Ne diyorsun? Yani en baştan müdahale etmelilerdi evet. Diyorsun. Yok Müge Hanım hep uzaktan uzağa seyrettiler. Seyrettiler birer birer taş attılar. Kimse el atmadı. O kız kardeşler de benim gibi el atsaydı olay bu raddeye gelmezdi. Adamı dolduruşa getir. Hadi döv, hadi yap, hadi şöyle yap, hadi şöyle yap. İşte görüntüyü gördün. Devrim aslında anlayana o kadar güzel mesajlar veriyorsun ki şu anda. Sadece o aileye değil bence. Aynı durumda olan ve şu anda sessiz kalan, belki de hani sesini çıkartmak istemeyen... Kaba tabirle aman ben bulaşmayayım diyen aslında birçok aileye de o kadar mesaj veriyorsun ki. Tek suçum el attım, yardımcı oldum. A kardeşin en tatlı olacaksın. Anne senin yuvan. Ona gidiyordum baba dur senin yuvan. Bak sizin çocukların var. Böyledir, böyledir. Evlilik böyledir, şöyledir. Ağır bir yüktür. Kimse kaldıramaz evliliği. Ama her sana ya da olsa. Eşine o kadar sinirlenmiş ki.
Ve işte onu nasıl ama üzebilirim? Ama ona oldu. Çocuğunu alayım. 17 sene şiddet yaptın. Zorla kaçırdın. Senin ailen hiçbir yerde destek olmadı. Hep adamı dolduruşa getirdiler. Son bombayı da başıma patlattı. Hadi devrimi çocuğu götürün de. Devrimi yuvası da yıksın da. Devrim de babanın evine gitsin de. Kocasını da o tarafa yönelsin de. Devrimi kardeşi öldürsün de. Aileyi birbirine düşürdü.